Ne demek istiyorsunuz? Ormanda bir ceset bulunmuş. Belki duymuşsunuzdur. Tam da gece vakti sizi ormanda gördüğüm yerde. Siz ne ima etmek istiyorsunuz? Halide ile ben ormanda mıymış? Siz herhalde hayal görüyorsunuz. Siz konuşmazsanız karakola gidip ben konuşurum. Gördüklerimi söyleyince belki sizi karakola davet ederler, öyle değil mi? Ekrem Bey. Evet Ekrem Bey. Sizi dinliyorum. Pekala Kemal. Seninle çok açık konuşacağım. Halide'nin başı dertte. Eğer sen bu işi fazla kurcalar ve jandarmaya gidersen onu çok zor duruma sokarsın. Herhalde böyle bir şey istemezsin, değil mi? O cinayetle ilgili şu anda masum biri tutuklandı. Hala nezarette. Bence bu bizi hiç ilgilendirmez. Öyle mi? Beni ilgilendirir Ekrem Bey. Şimdi bana her şeyi dosdoğru anlatın. Halide saldırıya uğradı. Evde bir gece yalnızken onu takip eden bir adam eve girmeye çalışmış. Ve Halide'ye saldırmış. Hatta tecavüz etmeye yeltenmiş. Evli olup da bir kadın için yalnız yaşamak hiç de kolay değil. Neyse. Halide kendini korurken adamın başına vurmuş. Adam da öyle yığılmış kalmış oraya. Yani Halide kendini korumaya çalışmış. Bunu anlayabiliyor musun? Peki neden polise gitmedi? Neden bildiklerini dost doğru anlatmadı? Halide senin karın Kemal. Sen onu benden daha iyi tanırsın. Yaşadıklarını ulu orta her yere anlatamayacak kadar gururlu bir kadın o. Ayrıca her ne olursa olsun, nefsi müdafaa da olsa hapse girme tehlikesi vardı. Halide böyle bir riski göze alamazdı. O adam bunu hak etti. Halide'yi korumak için ben ona yardım ettim. Bence sen de öyle yapmalısın. Eğer Halide teslim olmazsa onun yerine kapak hafız çekecek cezayı. Ben buna göz yummam. Haklısın. Öyleyse sana bir teklifim var. Eğer susarsan, bildiklerini kendine saklarsan, hiç kimseye hiçbir şeyi anlatmazsan, Çeltik Komisyonu'nun raporunu yırtar atarım. Köylüleri rahat bırakırım. Kabak hafızın hayatına karşılık bütün köylülerin hayatı. Hemen cevap verme. İyi düşün. Çok iyi düşün. Çamaşır havasıymış. Reşit, şu gelen araba Serap Hanım'ın arabası değil mi? Halide Hanım'da ne işi var Hacer? Bilmem ki. Allah Allah. Halide Hanım. İyi günler Pakize. Ramazan'la görüşecektim. Döze, hayrola? Ramazan, seninle çok hususi bir mevzuda görüşmem lazım ama yalnız konuşsak daha iyi olur. Ha, tamam Döze. Pakize'm sen bize bir kahve yapalım. Hayrola Nöze? Ramazan, Güllü fabrikadaki hisseleri satışa çıkardı. Niye ki de? Çünkü çok fazla borcu var. Ödeyemeyeceği için de satmak zorunda. Bak Ramazan, başkasının eline geçmeden biz almalıyız. Hisseleri sen satın alacaksın. Ben ne? Dize ben nasıl alayım ki hisseleri? Gül'ün sana mirastan bıraktığı pay var ya, o satın almana yetecek.
şekilde güçlerimizi birleştirebiliriz. İyi değil de teyze, ben fabrikayı yönetemem ki. Ramazan, fabrikayı sen yönetmeyeceksin. Fabrikayı ben yöneteceğim. Sen sadece hisseleri satın alacaksın. Güllü ölse de bana satmaz. Ama sana satacaktır. Paranın yettiği kadarını hisseleri alırsın. Gerisini ben tamamlarım. Bu sayede hiçbir şey yapmadan fabrikaya ortak olacaksın. İyi de şimdi kurban olduğum, bizim o para var ya hani, ileride çocuk olursa onların istikbali için öyle yani. Tamam. Kafanı kullan. Bu büyük bir şans. Eğer Dinç Aslan fabrikasının ortağı olursan, ölene kadar çocuğuna da sana da hiçbir şey olmaz. Güvende olursunuz. Ayrıca bu kadarını abime borçlusun. Onun katiline yardım ettikten sonra belki bu şekilde kendini affettirebilirsin. Peki şimdi ben hisseleri alıp sana devredince Güllü bunu duyduğunda delilenmeyecek. Sen kimin tarafındasın Ramazan? Ha? O kadın senin ailen değil. Senin ailen benim. Unut artık onu düşünmeyi. Bu kadın fabrikayı da batıracak. Çiftliği batırdığı gibi orayı da batıracak. Bu hisseler bizim elimize geçmeli Ramazan. Eğer geçmezse Dinç Aslan ailesine ait hiçbir şey kalmayacak. Anlıyor musun? Bu fabrikayı ancak ben kurtarabilirim. Ne istiyorsun? Bu odayı hemen boşaltmanı istiyorum. Anlamadım. Artık abimin odasını kullanmak istiyorum. Bu ne cüret? Ne sebeple odayı sana verecekmişim? Çünkü fabrikanın %60'ı bana ait. Yani buranın patronu benim. Ramazan hisselerin idaresini bana devretti. Bundan sonra ben ne istersem o olacak. Şekerim, sen ne zaman geldin? Nice mutlu yıllara kuzum. Sağ ol madem. Umarım bana kızmadınız. Bilakis çok mutlu oldum. Buyur. Komutan içeride mi? Evet, ne istiyorsun? Kendisine söylemem gereken çok mühim bir şey var. Kaba. Bak sana börek yaptım. Hem de ıspanaklı. Çok seversin sen. Hafız, ya uzattın ha. Yetti ama bu küslük. Öyle derle. Hem bak sana acayip güzel bir haberim var ha. Oğlum ben fabrikaya ortak oldum biliyor musun? Ya Ramazan sen de bir alemsin ha. Mahpustaki adam ne etsin senin fabrikanı? Allah Allah. Hep mahpusta kalacak değil ya Pakizem bu ya. Bu gitmeyin derse yarın kesin çıkacak. Bak ben size diyorum ya. Bana güvenin ya. Gözün aydın. Göz. Çıkıyor muyum? Suçlu olma, dün anlaşıldı.
Allah'ıma şükürler olsun. Kadehimin sevgili dostumuz Zarif ve asil Halide Hanım'a kaldırıyor. Bu gece kendisinin aynı zamanda Dinç Aslan Fabrikası'nın başına geçişini kutluyoruz. İyi ki doğdun Halide. Çok teşekkür ederim. Tebrikler canım. Tebrikler Halideciğim. Halide Şahin. Evet. Sizi adam öldürme suçundan tevkif ediyorum. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.